Efendim, Hayatın Ritmi programıyla sizlerle birlikteyiz. Her hafta birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımızı, dostlarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ve bugün de çok değerli bir toplulukla birlikteyiz. Ve bu topluluk gerçekten son dönemde kendine güzel bir yer edindi müzik camiasında. Ve Devri Bendir Perküsyon Orkestrası ve tabii ki şefleri Mehmet Salih Sırma Çekiç bizlerle efendim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Öncelikle geldik. Burada bizimle birlikte olan arkadaşlarımızı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Yönetici ve şefimiz Sayın Mehmet Salih Sırma Çekiç bizimle. Evet. Ve arkadaşlarımız Kaan da Mustafa Tabak, Neyde Emin Ocakoğlu, hoş geldiniz. Ve ritimizden arkadaşlarımız İlknur Temizel, Tuğba Çipa, Hüseyin Mete Barut ve Ahmet Berat Aybastı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Dediğim gibi her hafta Türk müziğinin belli başlı tarzlarını, sanat müziği, tasavvuf müziği veya halk müziği birçok konuğumuz sizlerle birlikte olacak. Ve bugün ritim topluluğumuz sizlerle. Hoş geldin tekrar Mehmet Salih Sırma Çekiç. Hoşa geldik. Eyvallah. Bugün sizlerle birlikte sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz ve tabii ki icra edeceğiz. Müziklerimiz var, ilahilerimiz var. Öncelikle ben isterim kendini biraz bize tanıt. Bizi dinleyenler, tabii ben seni tanıyorum yakından ama bizi izleyen ve dinleyen seyircilerimiz sizi tanımak ister. Önce biraz kendinden bahseder misin bize lütfen? Bahsedelim. Bu işler için, bu denli işler için birazcık yaşım genç. 26 yaşındayım. Eyvallah, gençsin ama yaptığım projeleri bakarsak farklı farklı büyük projelerde yer aldım. Eyvallah. Genelde büyükler, büyüklerimiz birazcık daha cesur davranıyorlar bu konularda. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İstanbulluyum. Sosyoloji okuyorum. Bir yandan öğrenciliğim devam ediyor. Çok güzel. Müzikle iyi kötü bir şekilde uğraşıyoruz. Evet. Yaklaşık olarak 16 sene oldu. Profesyonel olarak görev almaya başlayalım. Son 10 yıldır ders veriyorum. Evet. Bunun son 6 yılı, 4 ile 6 yıl arası sürede daha sistemli, daha düzenli hale getirdik dersleri. Evet. Şu sıralar dersler yoğun gidiyor. Haftada 4 gün. Bu sene çok şükür öğrencilerimiz arttı. 60 kişiye ulaştı. Maşallah, maşallah. Çok geçen güzel. Sene 25 kişiyle kapatmıştık. Çok bu sene iyi. 60'lı açtık. Peki şimdi burada araya girmek istiyorum. Devri Bendir'i tabii konuşacağız orkestra olarak ama senin Devri Bendir'e gelene kadar nerelerde ders veriyorsun? Önce onları biz öğrenebilir miyiz? Yani bir yerde değil, birçok yerde ders veriyorsun bildiğim kadarıyla. Nerelerde dersler veriyorsun ve sana böyle bir orkestraya gelmek isteyenler nasıl ulaşabilir? Bu önemli tabii ki. Sondan başlayalım. Ulaşmak için internet ortamını artık bu sene daha aktif kullanmaya başladık. Evet. devribendir.com adresinden bize çok rahat ulaşabilirler. Derslerimiz Serterikzade Kültür Merkezi'nde. Eyüp Belediyesi'nin himayesinde devam ediyor. Ben de Eyüp'teyim. O yüzden çok yakınız. Aslında dediğim gibi ben biliyorum Salih'in nerelerde eğitim verdiğini ama tabii sizler öğrenin istiyorum. Çünkü çok değerli bir şeyi var, hizmeti var müziğimize. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Teşekkürler. Bu sene farklı olarak bizim bir atölyede başladık. Hattat bir abimiz sağ olsun bize mekanını açtı, kapılarını açtı. Hattat Sinan Doğan. Onun atölyesinde çalışıyoruz. Çok yakında inşallah kendi yerimize de geçeceğiz. Çok güzel. Bütün dersleri kendi atölyemizde, kendi Devri Bendir çatısı altında toplayacağız. Hafta içi, hafta sonu full derslerimiz var. Maşallah. Yeni arkadaşları bekliyoruz tabii evet, ki. Çok güzel. Tabii. Yani bir orkestra, bir perküsyon grubu tabii 4-5 kişiyle olmuyor. Dediğin gibi siz 25 kişiyle başlamışsınız ama bu sene 60'ı buldu. 60 oldu. Çok güzel bir rakam gerçekten. Böyle bir topluluğu oluşturmak kolay değil değerli seyirciler. O yüzden ben tebrik ediyorum seni. Teşekkür çok ederim. Başarılısın. Eyvallah. Şimdi Devri Bendir'le bu sene birkaç tane konseri oldu Salih'lerin. Ve bayağı bir katılım da oldu. Aynı zamanda enstrümanist arkadaşlarımız da Salih'in yanında bulunan genelde Kültür Bakanlığı'yla bağlantılı çalışan enstrümanistler bildiğim kadarıyla sana destek veriyor. Bununla da ilgili konserlerle ilgili bir şeyler söyleyebilir misin?
Konserler, Nisan ayında bir kutlu doğum konseri yaptık. Evet. Üsküdar'da. Güzel bir konser oldu. Beklediğimizden daha iyi oldu. Galiba Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, değil mi? Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, evet, oldu. Geri dönüşler çok güzel oldu. Yani ben naçizane öyle bir dönüş beklemiyordum. Ben o konsere gelmek istedim. Aynı gün benim de bir etkinliğim vardı. O yüzden gelemedim ama sosyal medyada da takip ettiğim için seni de gördüm. Gerçekten çok büyük bir katılımla o konser gerçekleştirildi. Çünkü dediğin gibi 40 kişi, 45 kişi vardı galiba ritim olarak. Bir de orkestra ve solistler, evet, vardı. Evet, sahnede kalabalıktık. Evet, evet. Seyirci de aynı şekilde sağ olsunlar. Çok iyi. İlgi duydular. Çok güzel. Daha sonra Ramazan ayında bir konser daha yaptık. Evet. Neyler ve Defler isimli bir projeye biz dahil olduk. Ayrı bir projeye siz birleştiniz. Devri Bendir olarak dahil olduk. Evet, çok güzel. Neyzen Serkan Kamacı'nın, eyvallah, projesidir. O da bizim dostumuz. Evet. Eyvallah. O sağ olsun bizi davet etti. Onunla birlikte bir program yaptık. Güzel gidiyor. Bu sene inşallah yapmak istediğimiz konserler var, etkinlikler i̇nşallah, var. İnşallah, inşallah olacaktır. Güzel şeyler i̇nşallah, olacaktır. İnşallah. Ben şimdi burada araya girmek istiyorum. Çünkü programımız bizim sohbet, muhabbet ve müzik. Ama biz, evet, müziğe daha çok yer vermek istiyoruz. O yüzden bir eserle daha devam edelim isterseniz. Efendim, sıradaki eserimiz Rast makamında yine Beste Hüseyin Sebilci'nin Güfte Hacı Kişi. Yine arkadaşlarımla birlikte ben icra etmeye çalışacağım. Arkadaşlarım orkestrada bana eşlik edecekler. Çok teşekkür ediyorum. Thank you.
Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Harikasınız gerçekten. Efendim, bir kişinin ritim bulması tabii ki belki daha kolay ama 4-5 kişinin bir arada ve sahillerin dediğimiz gibi 60 kişiye ulaşmış, 60 kişinin bir anda aynı ritmi vurabilmesi öyle kolay bir şey değil. O yüzden tekrar tekrar tebrik ediyorum. Şimdi sahil tabii benim çok yakın arkadaşım olduğu için ben sahil diyorum. Böyle beyleri falan pek kullanmak istemiyorum bugün. Şimdi sahil Devri Bendir 3 isimde adlandırıyoruz galiba. Öyle mi? Evet. Devri Bendir Perküsyon Akademisi, Devri Bendir Perküsyon Atölyesi ve Devri Bendir Perküsyon Orkestrası. Doğrudur. Bunların farklı farklı isim olmasının nedenleriyle bize biraz bilgilendirebilir misin? Şöyle, Devri Bendir Perküsyon Orkestrası bizim projeyi hazırlayan, üreten ve sahneleyen ekibimiz. Yani tamamı. Bu evet. İşin içindeki herkes. Evet. Perküsyon atölyesi, derslere gelen öğrenciler, bizim kurs yerimiz. Perküsyon evet. Atölyesi. Perküsyon Akademisi, bizim bu sene başlatacağımız internet üzerinden dersler. Evet, internet yani. Üzerinden dedim. Evet. Çünkü bu böyle bir çalışmam var. İnternet üzerinden dersler başlayacak. Bir de evet. Senin galiba bir kitap çalışman var bunlarla evet. ilgili. Evet. Bundan da kısa bir bilgi alalım seninle. Kullandığımız usullerin bugün piyasadaki kitaplara baktığımızda bir şey durumu söz konusu. Ayrılık, ayrılık demeyelim de farklılık diyelim. Bir farklılık durumu söz konusu. Anlatım mantığı bizim mantığımıza çok uymuyor. Evet. Teknik olarak doğru, matematiksel olarak doğru, hiçbir evet. problem yok. Usuller doğru bazı kitaplarda. Ama mantıkta bizim istediğimiz, bize lazım olan mantığı bulamayabiliyoruz. Yani pratik ve mantık bir arada herhalde değil mi? Pratikte evet. de çünkü farklı şeyler yapılması gerekiyor. Evet. Bir de siz daha çok tasavvuf müziğiyle uğraşan bir topluluk aynı zamanda Devri Bendir. Tasavvuf müziğinin birçok formu var tabii. Bu formlarda hepsinde mesela Mevlevi ayinlerinde çok geniş usuller kullanılıyor. Belki şurada anlatmak istediğiniz şu. Farklı vuruşlar belki de tasavvufun biraz daha gönüle nakşetmesi için farklı bir yoldan gitmek gerekiyor. Onu mu demek istiyorsun? Yani vuruş kısmı evet doğrudur. Evet. Kitaplarda şöyle bir yöntem var usulleri anlatırken. Bu zaten biliyorsun bunu. Eyvah. Mesela yedi zamanlı bir usulü anlatırken ilk bölümüne Semai, ikinci bölümüne Sofyan diye anlatılıyor. Kolay geliyor çünkü. Bu evet. Batı müziği mantığı diyelim biz buna. Evet. Bir usule bakış açısı. Bu istediğimiz bir şey değil. Hesaplandığı zaman matematiksel olarak doğru. Doğru. Vuruş olarak doğru. Ama algı olarak, duyum olarak istediğimiz şey değil. Evet. Çünkü bu yedi zamanlı o zaman aralığını kaybetmeye vesile oluyor. Bu evet. şekilde alışırsak. Anladım. 3, 4, 3, 4 sayarken hep 3, 4, 3, 4 diye sayıyoruz. Evet. Bu defa yedi zamanlı usulü ve yedi zamanı duyma ve algılamada problem olabiliyor. Evet. Bunun önüne geçmek için zaman algısını, o mantığı birazcık daha genişletebilmek için biz usulleri anlatırken kesinlikle parçalayarak, bölmeden. 7 ise 7, 8 ise 8. Evet. Yani kolaylaştırmak için bölüyoruz. Aslında mesela 8-8'lik bir düyekte ilk velveli vurduğum zaman ilk bölümü Sofyan diyoruz mesela. Evet. O doğru değil aslında. Bu 8-8'lik ise baş bir kalıp olarak düşüneceğiz. Evet, yani bir usul. Yani iki usule bölmenin bir mantığı yok diyorsun sen. Evet. Evet. Yani büyük usullerde bazen işe yarıyor. Sayma konusunda kolaylık sağlayabiliyor. Evet. Evet. Ama yine de bunun üstüne basarak, altını çizerek, tırnak işine alarak söylemek istiyorum, söylüyorum. Derslerde biz bu şekilde uyguluyoruz. O zamanı duymak gerekiyor. Türk müziğinde duymak gerekiyor. Eyvallah. Bunu duymadığımız zaman iş bazen piyasa tabiri kalıp dışına çıkmaya başlıyor insanlar, evet, öyle mi? Birazcık piyasaya kaçabiliyor. Evet, evet, evet. Bu her zaman güzel olmuyor. Olmuyor. Piyasa dediğimizde bir örnek verelim. Evet. Mesela Muhabbet Bağı gibi eserler. Gibi eserleri biz evet. bugün kaybettik. Evet. Ne yazık ki. Yani bu eserin nasıl meydana geldiği ilgilenen kişiler tarafından biliniyor. Evet. Aslında Peygamber Efendimiz'e yazılmış bir sözler. Evet. Evet. Olduğu ilgilenen bir kısım tarafından bilinir. Biliniyor. Herkes bilmez. Bilmeyen
kısım için, insanlar eğlence, için kültürle, eğlence o çilingir sofrasında evet. Evet. Meze olmuş durumda. Yani işte burada ritim dersi vermenin yanı sıra aslında başka bir ders daha var. Yani eserlerin belki bu geniş bir derse girer ama bazı eserlerin nasıl yazıldığını, o sözlerin ne için yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Ona göre icra etmemiz gerekiyor. Evet. Yani ritimleri de bilmemiz gerekiyor belki ama ritimleri vururken o eserde o ritmi nasıl vuracağız? Onun havasında bürünmemiz gerekiyor. Yani... Evet, çok özel ve güzel bir nokta bu. Tabii bir şey daha soracağım bu arada. Devri Bendir ne zaman başladı? İlk toplanmanız ne zaman oldu? Ne zamandan bu yana devam ediyor? 2012 yılında başladı. 2012 yılında? Türk Ocağı'nda, Çemberlitaş'ta. Çembertaş'ta başladı. Bizim rahmetli Arif amca. Eyvallah. Tanırsın. Allah rahmet eylesin. Benim de hocamdır. Eyvallah. O göçtükten sonra biz iki kişi onun yerini doldurmaya çalıştık. Türk Murat Ocağı'nda. Dağlı'yla. Nezem Murat Eyvallah. Dağlı'yla. Gayret ettik elimizden geldiğince. Orada dersler yerleşik düzene ve nacizane uyguladığım bir sisteme oturdu. Evet. Bizim çalışma sistemimiz biraz farklı diğer kurslara göre. Hı hı. 2012'de başladık orada daha sistemli ve düzenli olarak. İsmi öğrenciler koydu. Devri Bendir olsun hocam dediler. Güzel bir isim ama gerçekten ben de çok bozmadık, beğendim yani harika bir isim gerçekten. Kimin Eyvallah. Fikri ise tebrik ediyorum gerçekten Eyvallah. Mükemmel. İsim o şekilde koyuldu. 2012'den beri de çalışmalar sürüyor. Devri Bendir ile ilgili yine konuşalım ama ben istiyorum bu arada bir hareketli eserlerimiz var. O eserleri okuyalım beraber, hep beraber. Yine Rast makamında devam ettik. Yine bir sıradaki eserimiz Rast. Güfte İmam Buzuri ve Beste Kenan Rıfai Hazretlerine ait. Boş. Buyurun arkadaşlar. Boş girişte bir usul alalım. Harika bir eser gerçekten. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, ağzınıza şimdi sağlık. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Şimdi Mehmet Salih Sırmaçekiç tabii böyle bir orkestra kurdu ve bizlerle birlikte ama Salih senin gençsin, kendin de söylüyorsun gençsin, tabii gençsin ama bu yaşa kadar yani çok büyük projelerde yer aldın. Ahmet Özsan'la
tabii tasavvuf müziğin, aslında Türk müziğinin bence en üst seviyede solisti ve bize bu en büyük örneğimiz, örnek aldığımız kişi. O orkestrada yer aldın ve birçok yurt dışı, yurt içi festivallerde yer aldın. Yaptığın ve katıldığın konserlerden biraz bize bahseder misin? Bahsedelim. Ahmet Özhan'la birlikte olma şerefine nail oldum çok şükür. Kesinlikle, bu kesinlikle benim için bir şeref. Kesinlikle. Faydalanıyoruz, nasipleniyoruz. Küçüklüğümden beri tanırım aslında kendisini. Güzel bir birlikteliğimiz var, o büyüğümüz. Biz onun yanında diz çöküp oturuyoruz. Ama ondan ne mutlu size diyeyim. Gerçekten büyük bir şans, değerlendirmek lazım ve gerçekten değerlendirmişsin de. Eyvallah. Beraber Ahmet Özhan'la beraber de onun dışında da birçok grupla yurt içi yurt dışı dolaştık. Yurt dışında seyahatlerimiz oldu. Avrupa'ya çok gittik. Hindistan'dan Amerika'ya kadar. Ne güzel. Böyle bir yelpaze. Müziğimizi oralarda icra etmek tabii etmeye farklı çalıştık. Bir duygu. Muhteşem bir şey. Evet. Kesinlikle yaşamak lazım. Avrupa'daki konserlerin çoğunda kilisede yaptık. Özel bir projeydi. Bir turne yaptık. Tek Tanrı'ya Müzik diye bir proje. O projede diğer kitap ehli olan diğer dinlerden müzisyenler de vardı. Evet. Kendi dinlerinden dini musikilerine örnekler verdiler. Albüm yapıldı bildiğim kadarıyla. Yapıldı, evet. Yapıldı. Biz de orada kendi müziğimizi, tasavvuf müziğini, dini musikiyi elimizden geldiğince temsil etmeye çalıştık. Evet. Tarif edilemez bir duygu. O hem İstanbul'da yapıldı, Aya İrin'de yapıldı ilk galiba. İstanbul'da i̇lk yapıldı, burada yapıldı ve arkasından Almanya'da. Almanya'da bir turneye çıktık. Evet. Orada birçok konser yaptık. Evet. Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya vesaire birçok yeri dolaştık. Bu kısa dönemde bayağı bir büyük projeleri sıkıştırdın aslında. Evet. Yani gerçekten çok büyük başarı. Tabii sen yalnız müzisyen değilsin, müzisyenin yanında sanatçı ruhunla farklı branşlarda da etkinlikler yapıyorsun. Fotoğrafçılık özellikle, hatta bir sergin oldu. Sergi, ondan da biraz bahset, onu da bilelim çünkü senin birçok yönün var, bilmek lazım, öğrenmek gerekiyor. Nacizane uğraşma çalışıyoruz. Sergi 2013 yılında gerçekleştirdik. Adı Sofyan. Sofyan. Evet. Yine kendi işimizle alakalı bir isim koyduk. Sergideki fotoğrafları çeşitli film ve dizilerdeki zikir sahnelerinde çektiğim özel fotoğraflar. Evet. Derviş portreleri. Anladım. İsmine de bu sebepten dolayı Sofyan dedik. Çok güzel. Zaten biliyorsun. Eyvallah. Sofyan işte sufilerin, dervişlerin usulü anlamına gelir. Evet. Öyle bir güzelleme yapmaya çalıştık. İlk sergimizi yaptık. Niyetim var başka sergiler, başka çalışmalar yapmaya ama bu sene özellikle kurs, Devri Bendir çok yoğun bir şekilde gidiyor. Vakit bulmakta biraz zorlanıyorum. Ne güzel, yani yoğun olmak da güzel. Bu arada reklama vaktimiz var mı? Bir eser daha geçelim mi? Geçelim. Bir eser daha yapalım. Ondan sonra sohbetimize yine devam edelim. Bir Hüzzam makamında eserlerimiz var. O eserlerimizi icra edelim. İkisi birbirine bağlı olacak. İki eserimiz var efendim. Birinci eserimiz Güfte Hazreti Pir Hazan Sezai Gülşen'i efendiye ait. İkincisi Beste Mustafa Hakan Alvan. İkinci eserimiz de Medet Allah diyeceğiz. Güfte Ümmü Sinan Hazretleri Beste Sami Özer'den alınma bir eserdir. Evet. Doğru. Buyurun arkadaşlar.
Segah ve Hüzzam makamında eserlerimizde bu bölümümüzü de bitirdik. Şimdi tabii konuşacağımız çok şey var. Sırayla onlara yer vereceğiz efendim. Devri Bendir Orkestrası ve Mehmet Salih Sırma Çekiç'le yine sohbetimiz devam edecek. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Bu fotoğraf sergisi yaptın. Evet. Onu hazırlanma dönemin ne kadar sürdü? O resimleri çekmen, o takibin, dergahları, dervişleri takibin uzun bir dönem mi aldı öncesinde? Uzun bir dönem oldu. Çünkü başlangıçtaki düşüncem sergi değildi. Daha şahsi kendim için çekiyordum. Sonunda toplandı. Yani bir 5-6 sene, belki 7 sene sürmüştür o fotoğrafların tamamının çekilmesi. Toplandığında böyle bir fikir geldi aklımıza. Yapalım mı? Nasıl olur? Nasıl biter? Toparlayabilir miyiz? Yani şimdi fotoğrafları toparlamak ayrı bir şey. Orada bir meseleyi anlatmak daha farklı bir şey. İçeriği bir şekilde toparladık. Fotoğrafları toparladık. Mekanı toparladık. Zorlu bir süreç oldu tabii karar verdikten sonra. Çok kolay sonra. Bir şey değil öyle değil. Böyle bir hazırlık tabii, içine girmek. Tabii. Bir de yardımcıların oldu mu bu konuda? Oldu. Evet. Onlar... İlknur arkadaşımız yardımcı oldu. Çok güzel. Eşim sağ olsun yardımcı oldu. Evet. Gece gündüz çalıştık. Özellikle mekanda bir şeyleri hazırlarken. Orada bir konsept geliştirmek istedik. Derviş portrelerini verirken mekan... tekkeyi o meydan havasını versin istedik. Ortamın da o hale bürünmesini istedik evet. Yani. Bendirler üzerine, tekkelerde çok kullanılan bir süstür bu. Bendir üzerine hat. Hat yazmak. Yazı. Ben kendim bir şekilde hat yazarak değil, akrilikle kopya tabii ki. Hat yazmak ayrı bir mevzu. O da bir sanat çünkü. O da gerçekten. Başlı başına müstakil bir iş. Hazırlıkları yaptık, yazıları toparladık, levhalar hazırladık, tütsüleri yaktık. Oh. Güzel bir koku da oldu. Dışarıdan kokuyu gelen geldi. Ne güzel. Öyle peki, bir ortam. Peki şey, talep bilmiyorum nasıl oldu. Yani çünkü bizim milletimiz tabii görsel sanatları medyada olan şeylere çok ilgi duyuyor. Çünkü reklamlar yapılıyor ama böyle sanat etkinliklerinin büyük bir reklamı olmuyor. O yüzden talepte de istediğimiz talebi alamıyoruz açıkçası. Nasıl oldu talebimiz? Ya oldu mu gelenler gidenler? Tabii mutlaka dost çevre olmuştur ama istediğin ölçüde bir
çevreye yayılabildin mi? Açık konuşmak gerekirse olmadı. Gelenler oldu, evet. İlgi oldu ama çok fazla hitap, kitle birazcık dar oldu. Evet. Yani o hitap ettiğimiz kitle birazcık. Ama bunun etkisi dediğim gibi yani bizim ne yazık ki kültürümüzde popülerizmin ağırlıkta olması ve günden güne de bu şekilde ilerlemesi gerçek sanat ve sanatçılara desteğin biraz az olması ve reklamının olmamasından kaynaklanıyor. Umarız devamını getirirsin, sakın bırakma. İnşallah. Bu tarz etkinlikleri de görmek isteriz ve biz elimizden geldiği kadar da çevremize yaymaya çalışırız. Eyvallah. Ben tekrar o konuda da seni tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten ortaya bir ürün, bir sanatı icra etmek ve bir şey çıkarmak o kadar kolay değil. Gerçek sanatçıların kıymetini ve değerini bilmemiz gerekiyor. Sen dediğim gibi teminden beri bahsediyoruz, gençsin ama ben inanıyorum ki uzun vadede isminin çok iyi noktalarda olacaktır. Tabii biz gönül insanlarıyız, sen de öyle. Yani ismimizin ön planda olması değil ama yaptıklarımız da insanlara örnek olmak, en ulaşsın, azından evet, güzel bir şekilde yönlendirebilmek için evet, biz bu hizmeti daha çok yapıyoruz. Sen de öyle, ben de öyle. Umarım istediğimiz bu hizmet doğru noktalara ulaşır. İnşallah. Tabii eserlere de geçeceğiz. Biraz sonra tekrar yeni eserlerimiz olacak. Bu arada ben Ahmet Özhan'la yaptığın konserlerden böyle çok nasıl bir şey oluyor o konserde, onunla birlikte olmak, o sahnede aynı şeyleri telaffuz etmek. Yine ona geleceğiz ama Ahmet Özhan'la ilgili o senin konserlerinden bahsetmeden önce kısa bir reklam verelim. Reklamdan sonra tekrar birlikte olalım efendim.
efendim. Yine çok güzel bir eserle devam ettik. Ey Risalet tahtının hurşidi mahı enveri dedik efendim. Güfte Gazali'ye ait bir devrin önemli din alimlerinden birisi. Evet, sohbetimize devam edelim. Nerede kalmıştık? Ahmet Özhan'la birlikte yaptığınız o güzel konserlerde nasıl bir ambiyans oluyor, birliktelik oluyor, hava oluşuyor? Onlardan biraz bahsedelim. Çünkü bunlar güzel şeyler ve ben dahi birçok insanın öğrenmek istediği bence anılar ve duygular. Eyvallah. Şu kısmından başlayalım. Piyasada, işte bu camiada bir şekilde iş yapıyoruz, çalıyoruz. Evet. Hatalarımız oluyor. Mutlaka bir şekilde birbirimizi tolere ediyoruz, kurtarıyoruz gibi durumlara düşebiliyoruz. Evet. Ahmet Özhan'la çalışıyorsanız böyle bir ihtimal söz konusu değil. Değil, değil mi? Çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Birincisi, bir solist takip ediyorsunuz. Evet. Yani iş gereği zaten solist kanlı takip derler. Kesinlikle. Yani o hem şef hem solist olduğu için otomatikman siz nerede ne yapacağını, yani çok hem gözlerinizde hem bütün duyu organlarınızda takip olmak zorundasınız. Yani bir nokta, bir virgül dahi şaşmaması gerekiyor. Kesinlikle. İşte bendire vururken o tek geç mi geldi, erken mi geldi, kuvvetli mi oldu, hepsinin çok önemi var. Bir de var. Burada aklıma bir şey geliyor. Bunu da söylemek istiyorum değerli seyirciler. Ritim çalmak kolay olabilir diğer enstrümanlara göre. Biraz kolay gelebilir belki de insanlara ama aslında müziğin temeli, yani ritimsiz müzik olmaz. Olursa tabii böyle serbest dediğimiz besteler oluşuyor. Müzisyen arkadaşlarımız daha bilir. Serbest melodiler, ritimsiz besteler var ama eğer ritimde bir aksaklık oluşursa tüm orkestra aksar. Bunu bilmek lazım. Bu çok önemli. O yüzden bir soliste de eşlik etmek o manada kolay bir şey değil. Evet. Özellikle kişi Ahmet Özhan'sa gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Evet. Buyurun. Muhteşem bir iş ciddiyeti olan bir kişi. Evet. İş ciddiyeti, yani çok hassas olduğu bir konu. Ondan bunu öğrendik, öğrenmeye çalıştık. Uygulamaya çalışıyoruz. Evet. Sahnede ona refakat ederken müzikle ve onunla bütünleşmek gerekiyor. Evet. Onun el hareketi, belki bir parmak hareketi, belki bir kafa hareketi, en ufak hareketini bile görmek gerekiyor. Bunun için pür dikkat, solisti Ahmet Özhan'ı takip etmek gerekiyor. Şu da var ama benim takip ettiğim kadarıyla ben de bazı sahnelerde yer alıyorum, programlar yapıyorum ve seyrediyorum diğer solistleri. Tabii Ahmet Özhan en çok seyrettiğim solistlerden biri olduğu için örnek aldığımız birisi. Bir yandan da sizin işinizi kolaylaştırıyor aslında, değil mi? Bazı noktalarda onun elleriyle yönetmesi, tabii, bir şekilde şuradan şuraya girecek, belki size bırakmadan kendisi devam ediyor. O büyük bir tecrübe tabii ki ortada. Bunlar da sizi rahatlatan unsurlar da diye düşünüyorum. Tabii. Yani o şeflikte yapıyorsa zaten. Evet. Bir diğer tarafı, şimdi hep bir ciddi dedik, çok dikkatli olmak lazım dedik ama bir yandan da çok keyifli, hatta yer yer çok eğlenceli bir sahnesi var. Evet. Yani özellikle bu müzikle ilgilenen kişiler için mest olunacak bir şölen adeta. Ne mutlu sana ve gerçekten o orkestraya diyelim. Evet. Şimdi tekrar Devri Bendir'e dönmek istiyorum ben. Devri Bendir, temin bahsettin, biz klasik ritim eğitimleri gibi bir eğitim vermiyoruz diyorsun. O zaman bize nasıl bir eğitimden geçiyor bu arkadaşlar? Nasıl bir yöntem kullanıyorsun? Bununla ilgili biraz bize ritim derslerinle ilgili açıklayıcı bilgiler verir misin? Hay. Şimdi bugün bir enstrüman öğrenmek için kursa gittiğinizde direkt enstrümanınızı kucağınıza verirler. Evet. Belli başlı teknik birkaç bir şey gösterilir ve çalmaya çalışırsınız, icra etmeye çalışırsınız. İyi olur, kötü olur. Yetenek varsa süreç birazcık hızlanır. Evet. Ses birazcık daha doğru gelebilir. Biz bunu yapmıyoruz. Hı hı. Uzun bir süre enstrüman elimize almıyoruz. Önce usul. Eski usul aslında birazcık da. Evet. Değil mi? Evet. Önce usulleri öğreniyoruz. Usulleri öğrenirken diz döverek, dizimizi de vurarak çalışıyoruz. Evet.
Bu klasik bir yöntem. Tabii. Hem bu geleneği yaşatmak için hem de o usulün vuruşlarını, anatomisini, zamanını hayatımızda hafızamıza uygulamaya geçiriyoruz. Evet. Aynı zamanda diz dövmek bu anlama da geliyor. Anladım. Yaşayarak öğrenmiş oluyoruz. Evet. Yani teorik olarak anlatırız. Deftere yazarız, notasını yazarız. Ama uygulamaya geçtiğimiz... Uygulama önemli. Uygulama daha önemli. Evet. Uygulamada da önce kendimizin söylediğimiz şeye inanması ve yapması gerekir. Doğru. Usul çalışırken oldukça yüksek sesle bağırarak usulü okuyoruz. Dizimizi de döverek usulü çalışıyoruz. Eyvallah. Duymaya alışıyoruz. En başta kendimiz duyuyoruz. Bedenimiz o usule alışıyor. Evet. O zaman bizde, vücudumuzda, hayatımızda o zaman aralığı var olmuş oluyor. Yani ritmizenlerin bir hastalığı var. Bir şeyler oturduktan sonra her an her yerde kulağında ya da elleri bir şekilde ritim vurmaya başlar. Evet. Böyle bir şey. Bunu oturtmaya çalışıyorsun aslında. Evet, evet. Değil mi? Bu gruba göre değişir. Biz grup çalışması yapıyoruz. Evet. Devri bendirin özelliklerinden biri de bu. Topluluk halinde tek bir iş yapabilen, bir topluluk yapmaya evet. çalışan. Çok da iddialı konuşmuyoruz. Hatalarımız olabiliyor. Hedefimiz bu. Yaptığımız işlerin zaten biri amaç, bu. Burada önemli olan amaç. Evet. Amacını anlamamız lazım olayın. Devri Bendir'in amacı şu ana kadar yaptığı konserler, bilenler, görenler zaten anlamıştır. Tabii ki bundan sonraki amacı da dediğin gibi 60 kişiye ulaşmış bir topluluktan bahsediyoruz. Ve bu topluluğun önümüzdeki dönemlerde nasıl 60 kişi bir ritmi aynı anda vurabiliyor? Bu önemli. Bu çalışmalardan evet. oluşan birikimle olan bir şey bu. Bu eğitimle alakalı. Bu eğitimi anlatıyorsun sen de bize zaten. Evet. Grup çalışması yaptığımız için metronomu açıyoruz. Metronomsuz olmaz. Evet. Metronom. Kaç başladık mı metronom? Ne hızlanacağız, ne yavaşlayacağız? Kesinlikle. Metronomu ortaya koyuyoruz. Bir daire oluşturuyoruz. Evet. Başlıyoruz. Nim Sofyan'dan başlıyoruz. Evet. 2 4 3 4 4-4. Sofya'nın çeşitleri. Evet. Türk aksağı, işte ana usulü ve sırayla yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Hı hı. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bir de geriye doğru gidiyoruz. Dizi döverek. Evet. Ölçülere farklı, usullere farklı ölçüler veriyoruz. Hı hı. Diyoruz ki işte Nim Sofyan 2 kere, Semai 1 kere, Sofya'nın ana usulü 2 kere, Velvelesi 1 kere diyoruz. Hı. Birazcık daha zorlaştırmaya çalışıyoruz. Aslında zor değil. Hı hı. O sıralamayı, o zaman geçişlerini kavradığı zaman kişi çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Yani burada bir şey daha aklıma geldi, onu sormak istiyorum. Şimdi tabii müziğe başlamak biraz ne kadar erken yaşta olursa o kadar daha hızlı bir şekilde ilerliyor değil mi? Evet. İnsanlar hepimiz için geçerli bu. Peki sen 10 yaşında eğitime başladın değil mi? Evet. Ritim dersini almaya başladın. Bu müzikle ilgili eğitim almak isteyen kişiler hakkında nasıl bir yönlendirme yapabilirsin? Yani yaş olarak ve ritim dersi için kaç yaş daha uygundur? Böyle bir yaş sınırı var mı var, yoksa? Var, yaş sınırı var. Bizim en alt yaşımız 10. Çünkü anatomik olarak çocuk bendiri tutmaya tutması sazı gerekiyor. Tutması, o saza hakim olması, taşıyabilmesi evet. gerekiyor. Daha küçük yaşta olunca o gelişim süreci birazcık zor olabiliyor. Zorlaşıyor diyorsun. O yüzden onu 10 yaşında tutmaya çalışıyoruz. Evet. Diğer enstrümanlarda bu değişiklik gösterebiliyor. Değişiklik gösterebilir. Müzikte çok daha küçük yaşlarda oluyor. Burada bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Devri Bendir Perküsyon Topluluğu. Devri Bendir tabii bendir aklımıza geliyor ama acaba bendirin dışında hangi farklı ritim enstrümanlarını bu toplulukta kullanıyoruz. Bunu da bilgi verirsen. Verelim. Çünkü yalnız bendir yok. Evet. Yani Halil'le var daha evet. farklı şeyler olabilir. Onları evet. da bir bilelim. Temelde kudüm benim bu evet. çalmaya çalıştığım. Arkadaşlarımın çaldığı bendir evet. ve Halil'e. Yani zil. Zil. Büyük zil. Evet. Bando zili diye de geçer. Mehter'de evet. de kullanılır. Ve zil. Temelde bu üç enstrüman. Hı hı. Ama Türk müziği çatısı altında vurmalı çalgılar ne kullanılıyorsa biz bunların hepsini kullanıyoruz. Çok güzel. Buna ekstra olarak Latin vurmalı çalgılarını da... Öyle bir eğitimin de var senin bildiğin eğitim, kadarıyla. Henüz başlamadık ama başlayacağız. Yani ben çalıyorum, ben evet. kullanıyorum. Hı hı. İlerideki sınıf, ileri sınıf arkadaşlarla
bu çalışmalara başlayacağız. Hı hı. Belli bir yerden sonra kişisel çalışmalara döndürüyoruz işi. Evet. Yani bir standardımız var. Kudüm'de ya da Bendir'de. Hı hı. O standarda geldikten sonra ilerisini düşünen, daha ileriye gitmek isteyen arkadaşlar da farklı bir yöntem uygulamaya başlıyoruz. Farklı başlıyorsun. Yöntemler ve farklı enstrümanlarla devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Devri Bendir'in o daha Latin enstrümanlarına biraz sonra devam edelim. Neler yapılacak, neler yapacaksınız. Burada bir eser arası verelim. Bir, yine bir eserlerimiz var icra edeceğimiz. İki tane Hüseyini makamında eserimiz var. Birbirine bağlı olarak ikisi de Güfte Niyazi Mısri Hazretlerine ait. Bu iki eseri Devri Bendir Perküsyon Topluluğu ve Saz Arkadaşlarımız eşliğinde icra edelim efendim. Çok güzel iki eserle programımıza devam ettik. Devri Bendir Perküsyon Topluluğu'nun normal çalışmalarından bahsediyoruz. Projelerinden, yaptıkları konserlerden. Ama konu olarak şuraya geldik.
Devri Bendir Orkestrası topluca icra ediyor ama bir bölüm sonra Latin grubu enstrümanları da girebileceği bir çalışma ortamına da geçecek zamanla. Öyle bir eğitime de başlamayı düşünüyor. Ama bir toplu eğitimden bahsediyoruz ama bireysel, özel olarak bireysel ilgilendiğin ya da bireysel olarak ilerlemesini istediğin bazı öğrencilerinde oluyordur belki. Tabii tabii. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yöntem kullanıyorsun? Bununla ilgili o arkadaşları çaktırmadan yapıyorum. Mutlaka evet. Çünkü şöyle yani sonuçta bir sanat dalından bahsediyoruz ve ritim de bir yetenek isteyen bir şey aslında. Bir kulak olmasının yanı sıra özel bir yetenek ve çalışma, çok çalışmak gerekiyor. Enstrümanında çalışmak gerekiyor, ritimleri öğrenmede, algıda bir, uzun bir dönem gerektiriyor bu çalışma eğitimde. O yüzden bunu sormak istedim. Nasıl bir yöntem kullanıyorsun bireysel olarak isteyenlerle ilgili? Önce sabrını deniyoruz. Evet. Zorluyoruz. İyice zorluyoruz. Damarına basıyoruz. Bizim çalışma sistemimizde ödevler çok önemlidir. Haftalık yani bir dersten diğer ders aradaki vakit için ödevler veririz. O ödevler bazen günlük olur, bazen haftalık olur, bazen aylık olur. Evet. Ödevleri genel olarak yüksek tutuyoruz. Nedir? Yazmanın, yani usul yazmayı çok iyi biliyor olması gerekiyor. Devri Bendir bir öğrencisinin. Evet. Güzel yazıyor olması gerekiyor. Okunaklı, evet. Güzel yazıyor olması gerekiyor. Aklındakini, aklındaki ritmi hızlı bir şekilde kağıda dökebiliyor olması gerekiyor. Evet. Bunun için diyoruz ki işte bu hafta 10 Nimsofyan, 20 Semai, evet. Atıyorum işte 50 Devri Kebir. Evet. Oh. İşte 50 Devri Kebir 30, kolay değil ama ya. 30 Aksak vesaire. Evet. Böyle farklı ölçülerde kendi yazma tekniğimiz var, stilimiz var. O sayfa düzeninde ödevlerini yazarak geliyorlar. %90 çok başarılı bir şekilde yazıyorlar. O %10'luk kısım arada kaçabiliyor. Peki şimdi bir eğitmen gözüyle ritim öğrenmek isteyen birisinin diyelim bir sene, bir dönem senden eğitim aldı, bir noktaya geldi. Ama gerçekten icra düzeyine gelebilmesi için nasıl bir zaman geçmesi gerekiyor? Ne kadar bir zaman geçmesi gerekiyor? Bununla bir öngörü oluyor mu yoksa kişiden kişiye değişiyor mu bu? Genelde kişiden kişiye göre değişiyor. Ama grup çalışması yapıyoruz demiştik. Bu şeyi çok bozmamaya gayret ediyoruz. Evet. Son iki senedir proje sınıfımız var. Bayağı bir önde olan, usul olarak, teknik olarak ilerlemiş arkadaşlarımız var. Evet. Onlarla özellikle bu sene tamamen repertuar ağırlıklı çalışıyoruz. Bir konserimiz varsa onlarla yaptığımız dersler o konsere hazırlanmak oluyor. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Tabii Devri Bendir'in geleceğiyle ilgili biraz da bahsetmek istiyorum. Yani Devri Bendir topluluğu kısaca şimdi bahsedelim, yine reklamlardan sonra devam edeceğiz ama Devri Bendir topluluğunun önümüzdeki dönemde belli projeleri var mı? Amacı şu dönemde nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Yani önümüzde bir proje geldi, diyelim konser. O konsere ne kadar bir dönemde hazırlanabiliyorsunuz ya da nasıl bir yol çiziyorsunuz? Kısaca ondan da bahsedelim. Projelerimiz var. Bizim kendi yapmak istediğimiz projeler var. Bunları muhtemelen bahar döneminde yapabileceğiz. Evet. Çünkü farklı mesleklerden, farklı yaşlarda kişilerden oluşan bir topluluk olduğu var. İçin bir kere bu arkadaşları bir araya getirmek her zaman kolay olmuyor. Ve uzun bir çalışma döneminde gerekiyor. Evet. O yüzden uzun, yani bayağı bir vakit alıyor. Yani bayağı derken şudur. Biz şimdi işte bu hafta değil ya da önümüzdeki hafta başlayacağız. Evet. Bu çalışmalara, yani proje çalışmalarına. Muhtemelen Şubat, Mart gibi belki bazı etkinlikler yavaş yavaş oluşacak diyorsun. Olmasını istiyoruz. Peki o zaman etkinlik kısmını yine sonra konuşalım. Tamam. Bu arada bir eser daha icra edelim arkadaşlar. Efendim bir Nihavent makamında bir eserimiz var. Güftek Kelami, Beste
Zeki Altun beyefendiye ait kısa bir taksim alabilir miyiz? Çok kısa olsun efendim. Nice feryat edip zarı kılan ben, nice feryat edip zarı kılan ben, nice bu aşkına yakılan ben, nice
Mecnun gibi dağa düşer ben. Ya hay ya hay, ya hay ya hay, ya hay ya hay. Yunus eydür senin aşkın yolunda. Yunus eydür senin aşkın yolunda. Yemeyenler kalırın açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu birden bir gelir geçer, duyamazsın demedim. Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim. Söylemedim mi? Bu bir rıza lokması de yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokması de yiyemezsin demedim mi? Bir Sultan Ali Şahımız Hakk'a ulaşır anımız. 12 imam katarımız, uyamazsın demedim. Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? 12 imam katarımız, uyamazsın demedim mi? 12 imam katarımız, uyamazsın demedim mi? Evet efendim. Ağzınıza sağlık. İki tane Nihavend makamında eserimizle sizlerle birlikte olduk. Birincisi Güfte Yunus Emre, ikincisi yine Pir Sultan Abdullah'a aitti efendim. Yine çok önemli, değerli eserlerdi. Yine Devri Bendir Perküsyon Topluluğu ve sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet. Mehmet Salih Sırma Çekici arkadaşımla birlikte. Evet, geleceğe dair bazı planlamalarımız var demiştin. Tabii bu bahar döneminde mutlaka bir hayata geçecek. Çünkü topluluk çalışmaları uzun bir dönem alıyor. Nasıl korolar bu Ekim ve Eylül ayı itibariyle çalışmalara başlayıp Ocak veya Mayıs aylarında konserlerini icra ediyorsa, bu topluluk da aslında öyle bir şey. Önce uzun bir dönem çalışma gerektiriyor ve arkasında her şey oluşmaya başladığında bu hayata geçen projelere imza atmaya başlıyorlar. Evet. Ve gelecekle ilgili planlamalar, bununla ilgili çalışmalar neler düşünüyorsun? Amacınız önümüzdeki dönemde nasıl projelerde yer almak ve kendinizin oluşturduğu projeler neler olacak? Şuradan başlayalım. Devri Bendir Perküsyon Orkestrası bugün Türkiye'de tek. Evet. Türk müziği icra eden ve kalabalık olan bir
Vurmalı Çalgılar Orkestrası. Evet. Bu şekilde tek. Bu ciddi sorumluluk getiriyor. Evet. Bunun sorumluluğunu taşımak kolay değil. Ona göre işler yapmak gerekiyor. Projelerimiz, özel yapacağımız, yapmak istediğimiz projelerimiz var. Bunlardan bahsetmeyelim çok detaylı. Peki, tamam. Ama hedefimiz şu, şunu söyleyelim. İki kişiyle başladık. Evet. Bugün 60 kişi oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki zamanda daha ciddi bir akademiye çevirme, yükseltme gibi bir niyetim, hedefim var. Bu tabii ki oldukça zaman isteyen, sabır isteyen, çok çalışmak gerektiren bir oluşum. Evet. Bunun temellerini işte bu yakın vakitte atmaya başlayacağız atölyemizle beraber. Yerleşik, tamamen yerleşik. Şu an işte birkaç farklı yerde dersimiz tabii var. Kolay değil. Yani 60 evet. kişiyi bir alanda eğitim vermek, bunun için geniş bir alana ihtiyaç var. Tabii 60 kişiyi bir anda toplayabileceğin bir alanda bulmak kolay zor. Değil. Çok zor. Yani umarız şu an çalışmalar devam ediyor ama daha geniş bir ortam inşallah bulabilirsiniz. İnşallah. Buradan tabii bizi dinleyen, izleyen seyircilerimiz de varsa böyle büyük bir mekana ihtiyaç var. Evet, Devir Bendir Topluluğu için, çalışmalar için. Bunu da duyurmuş olalım. Şimdi senin yine çalışmalarından Devir Bendir'in dışında yapmış olduğun çalışmalar var. Şimdi normalde Sertarik Zade eğitim veriyorsun. Onun dışında Devir Bendir Atölyesi olarak bir çalışmam var. Bir de halen devam eden aslında Kültür Bakanlığı'nda misafir sanatçısın ritim olarak. Evet. Yani bu kaç yılında başladı Kültür Bakanlığı topluluğunda, Tarihi Türk Müziği topluluğunda evet. misafir ritimzen olarak icra topluluğunda bulunuyorsun. Bununla ilgili çalışmaların hakkında neler yapıyorsunuz, neler yaptınız? Bunlarla da ilgili bahsedebilirsin. 2006 yani 10 sene olmuş. Evet. 2006'dan beri birlikte çalışıyoruz. Evet. Birlikte çalışıyoruzdan kasıt tabii ki bir kadro durumu yok. Evet. Misafir olarak. Misafir, gönüllü. Evet. İhtiyaç olduğu zaman evet. el altında bulunan, evet, evet, döndüklerinde evet. hemen koşa koşa gittiğimiz bir şekilde çalışıyoruz. Kesinlikle. Çünkü çok önemli. Şu an evet. Kültürümüze ve müziğimize en büyük hizmetleri veren topluluklardan biri Tarihi Türk Müziği Topluluğu. O yüzden orada bulunmak, çağrılmak çok önemli. Bence çok değerli bir durum. O yüzden bundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar nasıl konserlerde bu toplulukla birlikte yer aldın? Televizyon zaten burada ben senin özgeçmişinde bakıyorum. Yurt dışın var ama senin televizyonlarda da yaptığın çok etkinlik var, katıldığın çok proje var. Evet. Bunlardan da bize biraz bahseder misin? Televizyon müzik programı olarak çok var. Bu ilk defa konuşma tecrübem oldu. Evet. Canlı yayın tecrübem var artık. Canlı yayına çıkmak bizim için çok normal. O kolay bir şey değil mi? Bir şey. Yani enstrümanist olarak çıkmak kolay evet, geliyor. Evet. Bunun haricinde bir takım dizilerde görev aldık. Tasavvuf müziğiyle ilgilendiğimiz için gerektirdiği bu işi daha iyi yapabilmek için ve işin özüne, hakikatine dair şeyleri de bilmek gerekiyor. Evet. O alanlarda da bir takım çalışmalar yaptığımız için bir takım dizilerde de yani çok daha farklı müziğin dışında da görevler aldık. Bir takım dizilerde özellikle zikir setlerde özellikle evet setlerde özellikle zikir sahnelerinde görevimiz oldu. Evet. Hem o zikri yapan kişi olarak o dizide yani galiba hepsi birbirine bağlı. Müziğin öyle bulunduğunuz setler, diziler öyle ve aslında fotoğrafçılık da evet, o gözlemlemelerinden dolayı bir ortaya bir sergi çıktı. Hepsi birbirine bağlı bir evet. şey oluşmuş. Yani birkaç sanat dalını bir arada icra edebilmene neden olmuş aslında. Çok güzel. Yine sohbetimiz devam edecek ama yine bir eser yapalım isterim. İcra edelim hep beraber. Yine efendim sırada Hicaz makamında bir eser var. Tabii bizim programımız sohbet ve muhabbet ama müzik ağırlıklı. Bu hafta Türk Tasavvuf Müziği eserlerimizde
sizlerleyiz. O yüzden ilahilerimiz de yine devam edecek. Eserimiz Beste Hakan Alvan, Güfte Ahmet Efendi'ye ait. Ve Esselam Ey Ahmedi Muhtar diyeceğiz Hicaz makamında. Küçük bir taksim alalım arkadaşlar. Çok güzel bir eserdi gerçekten. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Devri Bendir topluluğu 4 kişi burada değil mi? Evet. Arkadaşlarımız bizlerle birlikteler. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Gerçekten ben tabii sizi biliyorum ama ilk defa sizinle birlikte icra ediyorum. Gerçekten mükemmel. Hiçbir şekilde bir şey yok. Makine gibisiniz. Bravo. Tebrik ediyorum. Şimdi Mehmet Salih Sırma Çekiç aynı zamanda benim 2013 yılında çıkardığım albümde ritim enstrümanlarında benimle birlikte çalışan ve benim albümde ritim ve bendir icralarını yerine getiren çok değerli bir arkadaşım. O yüzden çok eskiye dayanıyor bizim arkadaşlarımız. Albüm çalışmaların oldu. Birçok solistin albümlerinde icralar yaptın. Senin bendir, kudüm bunların dışında hangi enstrümanlar var çaldığın Latin
enstrümanlar eğitimini aldığını biliyorum. Hangi enstrümanlar var başka ritim olarak? Ritim olarak kahon, İspanyol. Kahon. Evet. Kahon. Kahon günümüz Türk müziğinde de artık kullanılmaya başlandı. Evet. Hatta klasik korolarda bile, ya klasik demeyelim de vakıf koroları, böyle cemiyetlerde, orkestralarda kahon var. Tasavvufta da kullanılmaya başlandı. Tabii güzel bir ton veriyor açıkçası. Evet. Biz de beğeniyoruz. Ben de açıkçası çok beğeniyorum. Onun dışında? Onun dışında darbuka. Evet. Darbukayı Türk olarak değil, daha Latin olarak, teknik olarak. Hı hı. Afrika birazcık daha, işte cembe. Cembe, evet. Yani işte bas darbuka vesaire. Hı hı hı. Onlar var. Efektifler var. Kullandığımız bir sürü. Bir dönem davul çaldım. Bateri. Davul. Bateri. Evet. Evet. Öyle bir yolculuğumuz oldu. Ne kadar, eski mi yeni mi? Lisedeyken. Lise zamanı. Ama oldu. Devam etmedin mi? Etmedim. Ya işlerin gidişatı ve yoğunluğundan dolayı çok fazla üzerine düşemedim. Evet. Çok istedim ilerletmek, daha iyi yerlere o getirebilmek. O da kolay bir enstrüman değil ama. Evet, oldukça zorcu, çok zor, ciddi zor. Çalışmak gerekiyor. Onu geliştirmek için daha fazla imkan lazım. Değil mi? Onu sağlamak da kolay olmuyor her zaman. Bir davul geçmişim oldu. Peki, şimdi Mehmet Salih Sırmaçekiç, Devri Bendir Topluluğu, ama Mehmet Salih Sırmaçekiç'te farklı bir kulvarı var. Otomatikman bir icracı, enstrümanist. Senin bireysel olarak, tabii dediğimiz gibi solistlere icra ediyorsun ama bireysel bazı çalışmaların olacak, kitaplar olacak, kitap evet. yazmayı düşünüyorsun. Evet. Bunlardan biraz bahsedelim, biz seninle arada konuştuk ama bu kitaplar çok önemli bir hizmet olacaktır. Bunlarla ilgili biraz da düşüncelerini alalım. Bir usul kitabı toparlamaya çalışıyoruz. Evet. Ondan girişte biraz bahsetmiştik. Evet. Onunla birlikte çocuk kitapları, çocuk hikayeleri var. O inşallah 1-2 hafta sonra yayınlanmış olacak. Türk-İslam kültürü ve medeniyetini, geleneklerimizi, merasimlerimizi anlattığımız, hı hı. bir çocuğun, işte 9-10 yaşlarında bir çocuğun gözünden bu merasimleri anlattığımız bir seri, 5 kitaplık bir seri evet. var. Bu yakın vakitte yayınlanacak. Hı hı. Onun dışında başka kitaplar da var. Yine çocuk kitapları, çocuk ve genç odaklı kitaplarımız var. Çalışmalar çok sürüyor. Güzel. Şimdi efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugün Devri Bendir Perküsyon Topluluğu bizlerleydi. Ve şefleri, yöneticileri Mehmet Salih Sırmaçekiç bizlerleydi. Efendim, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bizlerle birlikte olduğunuz arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Programımızı da bitirmek zamanı geldi herhalde. Son iki eserle programımızı bitireceğiz. Yine Hicaz makamında iki eserimiz sizlerle birlikte olacağız efendim. Önümüzdeki hafta Cuma günü yine inşallah sizlerle birlikte olmayı düşünüyoruz. Hayatın Ritmi programıyla önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle efendim. Müsaadenizle küçük bir şey eklemek istiyorum. Bundan bahsetmezsem evet. çatlarım, içime dert olur, uyuyamam. Bu işi yapabiliyorsam, bu hocamın bana olan sabrından dolayıdır. Evet. Hocamın adını anmadan buradan gitmek istemem. Buyurun. Serdar Büşiren. Saygılar ve sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Saygılarımız, kendisine. Sevgilerimiz, hürmetlerimizi naçizane iletiyoruz. Efendim, öğretmen olmak kolay değil. O yüzden evet. bütün öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Buyurun. Hakkın emrini tutalım, yasaklardan kaçalım. Rabbin lütfunu bulalım, gel zikredelim hakkı. Uzaklaş, cesaretine pişer aş. Ey azizim, hak yoldaş, gel zikredelim hakkı.
sakın nefsine uyma, yurdunu nura boya, zikreyle doya doya, gel zikredelim Hakk'ı. Tacı tahtı